Hepsi merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Tuğla desen duvar çalışması yapacağım. Evet, gördüğünüz bu iki duvara tuğla desen yapmaya çalışacağım. 2 litre, 2,5 litreye yakın bir suya 4,5 kilo kadar saten alçı kullanacağım arkadaşlar. Fakat şunu özellikle dikkat ediyorum. Önce saten alçıyı koyup suyu üzerine boca etmiyorum. Suyu koyup suyun üzerine serperek alçıyı koyuyorum. Suya serperseniz alçınızı daha güzel tutar, kıvamını daha iyi alır ve pütürlü olmaz. Alçının kıvamını tutmasını beklerken bant çekme işlemi yapıyorum. Tuğla deseni bantlarla veriyorum arkadaşlar. 15 santim en, 5 santim boy yapıyorum. Bu size kalmış bir şey arkadaşlar. Defter bandı kullanıyorum. Normal kağıt bant da kullanabilirsiniz. Defter bandı da oluyor arkadaşlar. Ben defter bandı kullandım. Daha uygun oluyor fiyatı. 1 saat kadar alçını bekledi ve kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Çok fazla bekletmeyin. Eğer alçınızı çok fazla bekletirseniz kuruduktan sonra dökülme işlemi olabiliyor. Bir spatula yardımıyla ben sürüyorum. Elinizle sürmeyin. Kolay sürülmüyor. Spatula ile sürüyorum. Her yere eşit dağılmasını sağlıyorum. Biraz tabaka şeklinde oluşmasını istiyorum. Hani çok ince de oluşmasını istemiyorum. Biraz tabaka yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde oldu. Sürme işlemi bittikten sonra doku oluşturmaya çalışıyorum. Bir poşet yardımıyla arkadaşlar şöyle hafif hafif dokundurmaya çalışıyorum. Eğer bu dokuyu yapmazsanız tuğlalarınızın deseni düz çıkar. Hani bu size hoş görünmeyebilir, hoş da görünebilir. Bu size kalmış bir durum. Ama bu şekilde yaparsanız tuğla desenini, bir eskitme desenini daha iyi yakalamış olursunuz. Evet, en son hali bu ve 3 saat kadar kurumasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, bu işlemde en uzun süren ve sizi en yoran bant çekme işlemi oluyor. Tabi uzunluğa bağlı, hani eğer yeriniz fazlaysa bant çekme uzun sürebiliyor. Bekledikten sonra teker teker bantları söküyorum. Çok uzun süre beklemeyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk çektiğim bantların yeri daha fazla kuruduğu için bandı zor çıkartabiliyorsunuz. Çok az da bekletmeyin. Bu sefer de sürdüğünüz kısım düşebiliyor. Hani 3 saat kadar, hani elinize bir yoklama yapabilirsiniz. Kurumuşsa, sağlam yerinde oluyorsa çıkartmaya başlayabilirsiniz. Evet, bantları sökerken alt kısma bir şey koymanızı tavsiye ederim. Biraz dökülmeler olabiliyor hani yer batmaması için. Alt kısma, yere bir şey sürebilirsiniz. Bakın arkadaşlar, çok hoş oldu. Bir 3 saat kadar ki durumu bu. Şu an akşam vakti, tam çekim net olmayabilir. Evet. Söktükten sonraki hali de bu arkadaşlar. Akşam birkaç saat sonraki durumu. 12 saat sonraki görünümü de bu arkadaşlar. Ben saten alçının kilosunu 1,5 TL'ye aldım ve 4,5 kilo kadar saten alçı kullandım. Bantlarda birer TL aldım. 4 tane bant kullandım arkadaşlar. 10 TL civarında bir maliyetle tuğla desen duvar çalışması yaptım. Eğer tereddütleriniz varsa küçük bir yere yapıp nasıl göründüğünü anlayıp ona göre siz de tuğla desen çalışması yapabilirsiniz. Dökülme olmuyor arkadaşlar. Çok bekletirseniz alçıya dökülme oluyor. Şimdi ben size 7 ay sonraki görünümünü göstereceğim. Evet arkadaşlar, yaklaşık 7 ay önce ben bu tuğla deseni yapmıştım. 7 ay sonraki durumu bu. Hatta daha sonra ben, görüyorsunuz, stencil çalışması yerdeki taşlara yaptım. Bu da kanalımda bulunuyor arkadaşlar. Boyama çalışması, hiç taşı değiştirmedim. Evet, 7 ay sonraki yakından çekimini size gösteriyorum. Hiçbir pütürleme, dökülme, hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Aynı duruyor. Geçeyim. Bakın. Hiçbir sıkıntı olmadı. Hiçbir... Boyamadım arkadaşlar. Bu rengi beğendim ben. Ve güzel, hoş durduğunu fark ettim. Boyama olayı da olmadı. Şöyle yakından almaya çalışayım. Hala sapasağlam duruyor ve yaptığım yerdeki stencil çalışmasıyla da çok hoş bir görüntü elde etmiş oldum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bir fikir edinmişsinizdir. Hoşçakalın.